Arkadaşlar merhabalar. C# konsol derslerimizin bugün 30.sunu gerçekleştireceğiz. Yeniden hayırlı Ramazanlar diyelim. 30. dersteyiz. Yıldızlarla şekil çizmeye giriş yapmıştık geçen derste. Bugün yıldızlarla şekil çizmenin ikinci kısmıyla devam edeceğiz. Geçen ders ne yapmıştık? Dik üçgen çizmiştik. Bir de dik üçgeni tersten çizmiştik. Ters bir dik üçgen çizmiştik. Bunları yapmıştık. Bugün ne yapacağız? Bugün kullanıcı tarafından klavyeden bir kenar değeri girilen kareyi çizen programı neyle yapacağız? Yıldızlarla oluşturacağız. Şimdi nasıl olacak peki bu? Şöyle yeni bir metin belgesini açayım. Dünkü metin belgemiz bu. Bununla oluşturalım. Şu an büyük mü? Yok, fena değil boyutu. Şimdi mesela kullanıcının 5 girdiğini varsayalım, tamam mı? Şimdi 5 girildiği zaman ne olacak? Sol, sağ, üst ve alt kenar 5 yıldız uzunluğunda olacak. Yani 5'er tane yıldızla bir kare halini aldıracağız. Programda amacımız bu. Yine çok ciddi algoritmik yaklaşım isteyen bir problem. Ve özellikle işte sınavlarda hem meslek lisesinde hem de üniversitelerde olsun, ikisinde de hocalar tarafından çokça tercih edilen bir soru kalıbı. Hani bu soru daha önce sorulmuş bir soru. Gelecek derslerde anlatacağımız sorular biraz daha, yani daha doğru şöyle diyeyim, gelecek derslerde anlatacağımız örnekler, yıldız çizme ile ilgili bu şekilli örnekler biraz daha zorluk derecesi ve kapsamı artacak. Onların puan olarak da hani daha fazla olduğunu düşünebiliriz. Mesela bir puanlama sistemi yapacak olursak, dünkü dersin sorusu için vereceğimiz puan, işte o soru 10 puan olsa bugünkü ders için 15 puan. Gelecek ders mesela bir piramit oluşturacağız. Ya da işte ne oluşturacağız? Piramit değil de elmas şeklinde piramit oluşturacağız. Hani bir tane dik üçgen altına da onun simetri şeklinde bunu yapacağız. İşte bu biraz daha zor olacak falan. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bugün ne yapacağız dedik? Bugün yıldızlarla bir kare oluşturacağız. Peki kareyi nasıl oluşturacağız? Mesela 5 olduğunu varsayalım dedik. Şimdi 5 olduğu zaman yalnız şöyle bir durum var. Şimdi yaparak göstereyim o durumun ne olduğunu. 5 tane yaptım değil mi? Şimdi kare dediğimiz olay ne? Soldan, sağdan, alttan ve yukarıdan çizgileri olan, kenarları olan ne? Kutucuk. Şimdi yukarıya 5 tane oluşturdum. Alta da oluşturayım. Yukarıda bir tane var zaten. 2, 3, 4, 5. Şimdi biraz sonra konsol ekranında da karşınıza çıkacak bir problem. Enter'a bastığım zaman 1 ve 2. satır arasında bir karakterin sığabileceği kadar daha alan kalıyor. Yani bakın, örneğin şu ikisi için konuşacak olursam, şu ve şu, hatta şöyle alayım şu ikisini, şu ikisi için konuşacak olursak 2 ve 3. satırdaki değerlerimiz, şu araya bir yıldız daha sığar. Ama ne yapıyor? Enter'a bastığımız zaman bize fazla boşluk bırakıyor. Bir karakterlik boşluk bırakıyor. Bir karakterin sığacağı kadar daha. Ama normal boşluk bıraktığımız zaman öyle değil. Peki şuradaki boşlukla şu ikisi arasındaki boşluğun aynı olması için ne yapmam gerekiyor? Burada bir tane daha boşluk bırakmam gerekiyor. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Birbirinin tam olarak simetri ve hani göze tam olarak bir kare şeklinde hitap edecek. Şöyle bakın, 5 tane yapayım, aradaki farkı beraber göreceğiz şimdi. Şöyle şuradan devam edelim. Bir yıldız daha koydum. Pardon. Şimdi benim amacım çünkü içi dolu bir kare elde etmek değil. İçi boş. Sadece kenarları olan bir kare istiyorum ben. Bakın burada da yine aynı şekilde. Şöyle yaptığım zaman ne yapıyorum? Bir tane karemi oluşturmuş oldum. Ama mesela şunları silelim. Şuraya 5 tane yıldız ekleyeyim. Bakın 5 tane yıldız eklediğim zaman ne oluyor? Bu şekilde kalıyor. Buradaki kenarların da şurada olduğunu varsayın. Şöyle şu hizada olduğu zaman ne olacaktı biliyor musunuz? Kareden ziyade dikdörtgene benzeyecekti. O zaman istediğiniz gibi olmayacaktı. Ama ben ne istiyorum? Bu aradaki boşluklarla tam bir kare görünümünü alsın istiyorum. Yalnız yine dikkat edilmesi gereken noktalardan biri şu. Her kenarda 5 tane değer var. Ama mesela üst kenara 5 değer çizdiğimiz zaman veya alt kenara, üst ve alta 5 değer çizdiğimiz zaman arada kaç tane çizmem gerekiyor benim? 3 tane. 3'er tane çizmem gerekiyor. Çünkü üst ve alt kenarda da birer tane olduğu için ne yapıyor? 3 artı 2'den 5'e tamamlamış oluyoruz. Bu da yine sorunun kritik kısımlarından birisi olarak yer alacak. Hadi gelin başlayalım öyleyse. Açıyorum Visual Studio'mu. New Project diyorum. Yıldızlar bölüm 2 diyelim. Yıldızlar bölüm 2. Enter'a bastım. Projem bana
geldi. Şimdi ilk önce ne dedik? Kullanıcı tarafından kenar sayısı belli olmayacak. Kullanıcı tarafından girilecek kenar sayısı. Console.write parantez içerisinde kenar sayısını girin. Aslında kenar sayısı burada kenar değeri olarak geliyor. Hani normalde mesela matematiksel bir işlem yaptırdığınızı varsayalım. Int üzerine konuşalım. İşte bir karenin kenarının girilen kenarına göre alan ve çevresini hesaplıyorsunuz. Orada ne girersiniz? İşte kenar değerini girin şeklinde kullanıcıya bir mesaj verirsiniz. Burada sayısı dememizin sebebi yıldızların sayısı aslında. O yüzden. Şimdi buraya ben bir int kare diye bir değişken oluşturdum. Sonra kare eşittir. Convert.toInt 16. 16 benim şimdilik işimi görür. Console.readline dedim ve noktalı virgülümü koydum. Güzel. Şimdi bir çift slash açtım. Ne diyorum biliyor musunuz? Üst diyorum. Üstten kastım ne? Önce bir çatıyı oluşturalım. Şurası bizim çatımız olduğunu varsayalım. Önce üst kenarı oluşturalım. Hatta üst kenar değil mi? Daha tutarlı olsun. Açıklama satırı kullanmak programcı açısından inanın çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü varsayalım ki bir projede yer alıyorsunuz. Ciddi bir projeyle uğraşmaktasınız. Ve bir süre sonra ekipten ayrılmanız gerekti. Yerinize bir başkası hemen takviye edildi. Yeni gelen kişi, eğer siz programınızı anlaştırır bir şekilde kodladıysanız ve açıklama satırlarıyla desteklediyseniz projeyi kaldığı yerden rahatlıkla sürdürür. İşte ne yapar? Günceller, yeni eklemeler yapar, düzeltmeler, silme falan işlemlerini gerçekleştirir. Ama açıklama satırları yoksa ve kod karmaşıklığı fazlaysa o zaman yeni gelen kişi de ona o derecede ne yapacaktır? Zorlanacaktır. Yeniden açalım programı. Üst kenarı oluşturalım. Ne diyeceğim? For döngümü oluşturuyorum. Int i eşittir sıfırdan başlasın. I küçük ne olana kadar? Kullanıcının girdiği değer olana kadar i bir bir artsın. Güzel. Süslü parantezimi açtım. İndim alt satıra. Şimdi yazdırma işlemini gerçekleştireceğim. Console.write. Çift tırnak içerisinde yıldız yazdırır. Bakın şimdi size bir ilk kullanımla ikinci kullanım arasındaki farkı göstereceğim. Şimdi yıldız yazdırdığım zaman şuraya bir de console.read ekleyeyim. Read diyelim şöyle. Enter'a bastım. Şimdi bakın. Kenar sayısını girin diyor. 5'e bastım. Ne yaptı? 5 tane girdi. Ne yaptı? Metin belgesinde ilk çizmiş olduğum şekildeki gibi yaptı. 5 tane yıldızı alt alta ekledi. Bakın şimdi ben buraya mesela yıldızları enter'la alt alta bir dakika nasıl söyleyeyim? Şöyle söyleyeyim. Benim istediğim şey bu 5 tanenin yan yana olması değil. Birazdan çünkü alt alta değerler eklediğim zaman ne olacak? Hata verecek. O yüzden, ya hata verecek değil de toparlayamadım. Kusura bakmayın. Biraz sonra alt alta geldiği zaman yıldızlar kare görünümü vermeyecek. Dikdörtgen şeklinde olacak. O yüzden ne yapmam lazım? Benim aralarını boşluklu yapmam lazım. Peki nasıl yapabilirim aralarını boşluklu? Benim aklıma şöyle bir yöntem geliyor. Yıldızdan sonra bir tane boşluk bırakalım. Sanki her defasında bir yıldız bir karakter boşluk şeklinde ilerlesin. Ve bunu döngü döndüğü sürece yapsın. F5'e bastım, çalıştırdım, 5 yaptım. İşte benim tam olarak istediğim şey bu. Bu şekilde bir kare istiyorum. Arada bir boşluk bıraksın. Siz bunu ne yapabilirsiniz? Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi güzel. Döngüyü oluşturduk falan. Burası tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi önce sol tarafı yapacağız. Sol kenar diyelim. Sol kenar. İndim alt satıra. Şimdi sol kenar için yine bir döngüye ihtiyacım var. Öyle değil mi? Yalnız şöyle bir durum var. Birazdan programın sonunda alt kenarı da oluşturacağım. Tamam mı? Ama ne dedim şeklimi çizerken? Üst ve alt kenar oluşturulduktan sonra sol kenara üst ve alttaki iki değeri çıkararak yıldız sayısı yazacağım. Karmaşık bir cümle. Nasıl peki? Şimdi benim kare değerim kaç? Farz edelim ki 5. Tamam mı? Üstten kaç tane yıldızım var? 1. Alttan 1. O zaman ne yapmam lazım? Benim 3 yıldıza ihtiyacım var. Peki ben 5 yıldızdan oluşan 5 kenarlı işte bir karenin sol ve sağ kısmının 3 olmasını istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? İlgili değerden 2 çıkarmam gerekiyor. 2'den kalsın ne? Biri üstten gelen değer, biri de alttan gelen değer. O zaman 2 çıkardığım zaman ne yapacak? Tam bir kare haline alacak. Eğer 2 çıkarmazsam ne olur biliyor musunuz? Bakın şu şekilde buraya bir tane daha değer ekler. Veya şuraya bir tane daha değer ekler. Şöyle göstereyim. O zaman ne oluyor? Kare bozulmuş oluyor. Fazla sembol olmuş oluyor. Ben onu istemiyorum. Benim amacım şu şekli elde etmek. Hadi gelin sol kenarı yapalım. For int j eşittir sıfırdan başlasın. J küçük. Neyden? Kareden. Peki kareden nasıl küçük olana kadar? Kare eksi 2 olana kadar. Karenin 2 azalmış
2 azaltılmış hali olana kadar jn olsun 1-1 artsın. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Şimdi burada bir tane ne diyeceğim? Console.write diyeceğim. Parantezimi açıyorum. Yıldızı yazsın. Güzel. Buraya kadar problem var mı? Yok. Şimdi yıldızı yazdıracağım. Tamam. Mesela şuraya kadar bir çalıştıralım bakalım ne olacak. 5 dedim. Bakın 5 dedikten sonra ne yaptı? Alta indirme işlemi yapmadı. Şuraya direkt ekleme işlemi yaptı. Ben bunu istemiyorum. Benim amacım ne? Sol tarafa ekleme işlemi yapsın. Peki sol tarafa ekleme işlemi yapmam için ne yapmam gerekiyor benim? Her defasında bir de alta inmem gerekiyor. Alt satıra inme işlemi yapmam gerekiyor. Nasıl? Şöyle. For bir döngü daha. Int k eşittir. Sıfırdan başlasın. K küçük kare eksi 2 olana kadar noktalı virgül k 1-1 artsın. Şurada parantez. Süslü parantez. İndim alt satırı. Doğru oldu mu? Sanırım doğru oldu. Şimdi peki burada ne yapmam gerekiyor? Burada da bir tane boşluk bırakmam gerekiyor. Peki sadece boşluğun anlamı ne? Şöyle bir boşluktan bahsediyorum. İçine bir boşluk atalım mı? Atalım. Şuraya kadar olan kısmı da bir çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Bir 5 diyelim şöyle. Ne yaptı şimdi? 2 değeri yana girdi. 3. Tamam. Doğru gidiyor gibiyiz. Şimdi bir de şu kalan kısmı bir yazalım. Ondan sonra şuraya ne diyelim? Console.write. Bir çalıştırayım bunu. Eğer çalışırsa anlatacağım size arkadaşlar. Şöyle bir yıldız ekleyelim. Noktalı virgülü koyalım. Bir de şuraya sonuna bir de alt satıra inmek için console.write. Aslında burada birisi sol kenarken diğeri de aradaki boşluğu oluşturuyor gibi oldu ama bir 5 diyelim. Bir hata aldık. Hataya bir bakıp hemen düzeltip videoyu başlatacağım yeniden. Şöyle 1-2 dakika baktım da hatamı gördüm. Size de paylaşayım. Önce en son halini bir göstereyim size arkadaşlar. Şimdi 5 dediğimiz zaman ne yapıyordu? Sağdan alt satıra inmiyordu. Alt satıra inmemesinin sebebi şu. Şurada ilk döngüden sonra hani birinci satır oluşturduk ya, ondan sonra ne yapmam lazım benim? Alt satıra indirmem lazım. Console.writeline deyip şimdi yeniden bir çalıştıralım. Şimdi bakın ne yaptı? 5 değeri yazdı. 5 taneden sonra alt satıra indirdi. Ama ne yaptı burada? Sanki 3 ile 4. yıldız arasından başlatıyor değil mi? Buradaki hatamız da şu. Onu da gördüm. İyi oldu. Hata almamız. Console.write dedikten sonra biz bir tane boşluk bırakıyoruz. Ama şimdi biz şurayı da bir yazayım. Burası da aradaki boşluklar diyeyim şöyle. Aradaki boşluklar. Şimdi şuradaki komut ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şurayı yapıyoruz. Şurayı. Şimdi ben burada ne yaptım? Ben burada araya tek boşluklar koydum. Şimdi tek boşluk olduğu zaman ne oldu? Yeri boşluk yok. Şimdi mesela buraya için konuşalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sanırım 7 tane boşluk var. Mesela bunun 4 tanesini sileyim. 1, 2, 3, 4. Hatta bir tane koyalım şöyle. 3 tane sildim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Birer boşluğu sildiğim zaman şurayı da bir keseyim şöyle. Pardon, pardon. Şurayı da bir keseyim. Şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü ben araya tek boşluk koydum. Tek boşluk koyduğum için ne yapıyor? Yarıya kadar yapıyor bu yıldızları. Yarıya kadar getirip buraya yazıyor. Ama ben ne istiyorum? Çift boşluk olsun ki şuraya kadar gitsin. Neden çift boşluk? Bir tanesi yıldızın yerine, diğeri de boşluğun yerine. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Şurada bir boşluk daha bırakmam gerekiyor. Nerede? Silmişim onu şöyle. Şurada. Bir boşluk daha bıraktım. F5'e bastım. 5 dedim. Ne yaptı? Bu şekilde. Şimdi tam olmuş oldu. Hatta şöyle başka bir değerle deneyelim. Hep 5 de denedik. 8 de deneyelim. 8'e bastım. Ne yaptı? Bu şekilde. İstediğim hale getirdi. Şimdi sadece ne kaldı geriye? Alt kısım kaldı. Alt kısım da aslında üste çok benziyor. For. Şöyle önce bir çift slash açalım. Buraya da alt diyelim. Alt kenar. Hani şurada sol kenarı yazıyoruz ya. Sol kenarı yazdıktan sonra şuradaki değer de şurası da sağ yazıyor aslında. Şu console.write dediğimiz yer var ya. Burası da sağ kenarı yazıyor. Şunu da belirtmiş olalım. Şimdi alt kenar içinde ne diyeceğim? Diyeceğim ki for int ne kullandık? EJK. Burası da ne olsun? Eşittir sıfırdan başlasın. N küçük kare olana kadar noktalı virgül n 1 1 artsın. Karenin 2 eksi değil. Çünkü alt ve üst zaten aynı mantıkla ilerliyor. Console.write diyorum. Burada da yine bir yıldız bir boşluk koyalım. Bakalım olacak mı? Çalışacak mı? F5'e bastım. 5'e bastım. Bu şekilde ne yaptı? K
karemizi tamamlamış olduk. Şöyle bir de 8'e basalım. Böylece karemizi tamamladık. Şimdi dediğim gibi oradaki hatalarımızdan ilkinin sebebi şurada iki boşluk olması gerekirken tek boşluk kullanmamız. Alt satıra geçmemesinin sebebi de console.writeline kullanmayışımız oldu. İşte böyle artık bu tarz küçük takılmaları da hoş görün. Yani Ramazan falan malum havalar sıcak. Benim sözlerim bu kadar. 30. derste böylece tamamlamış olduk. Gelecek ders biraz daha örneklerimiz kompleks bir hale alacak. Gittikçe zorluk seviyesini bir tık yükselteceğiz. Bu şekilde derslerimiz devam edecek. 31. derste yine bir üçgen şey ne oluşturacaktık? Elmas piramit oluşturacaktık. Sonra başka söyleyeceğim ne var? Kitap satışlarımız devam ediyor. Gidiyor üzerinden. Kitap almak isteyenler yazın. İşte boş durmayıp örnek uygulamalar geliştirerek pratik yapmak isteyenler kitabı alabilirler. Şu an son hali 212 sayfa kitabımızın işte içinde 120 tane örnek uygulama mevcut. Ondan sonra İzmir'le ilgili hala duyurumuz devam ediyor. İzmir'de olup eğitim almak isteyen arkadaşlar varsa iletişime geçebilirler. YouTube üzerinden ya da Facebook üzerinden mesaj atarlarsa onlara da dönüş yaparım. Sözümü burada noktalıyorum arkadaşlar. 31. derste görüşmek dileğiyle hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşça kalın. 31. derste görüşürüz.